Evet, sanırım bir telefon bağlantımız var. Bizi İstanbul'dan avukat Şaban Kurt arıyor. Şaban Bey telefonda mı Şaban Bey? Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum Harun Bey. Ha, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. İyi, sizler nasılsınız? Sağ Sizler olun. diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir avukat olarak, bir hukuk insanı olarak, aynı zamanda eğitime çok ciddi emek veren, eğitim için mücadele eden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Üniversite TV sizin gözünüzden nasıl duruyor, biraz değerlendirir misiniz? Öncelikle sizi tebrik ediyorum bu alandaki teşebbüsünüzden dolayı. Üniversitelere gerçekten onlara yönelik bir çalışma, bir televizyon, bir teşebbüs, takdir aşağıyan bir teşebbüs. Sizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Şimdi tabii ülkemizde malumunuz oldukça genç bir nüfusa sahip. Gittikçe de üniversite çağındaki eğitim gören öğrencilerimiz, kardeşlerimizin sayısı bir hayli artıyor. Önümüzdeki süreçte de hem üniversite sayılarında birlikte bu sayı giderek de artacak. O yüzden onların sesi olmak, onların sorunlarına cevap verebilmek, onların bu alandaki gerçekten duygularına tercüman olabilmek güzel bir düşünce. Bu sebeple de bu alandaki sizin bu teşebbüsünüzü kutluyorum. Üniversite televizyonu yayını gittikçe önümüzdeki süreç daha güzel, daha böyle takdir aşağıyan bir yere oturtacağınızı da düşünüyorum. O sebeple biraz daha önümüzdeki süreçteki değerlendirmemiz pozitif yönde tabii ki. O yüzden sizleri izliyoruz, sizlerle de devam edeceğiz. Evet, Şaban Bey'in sesi azaldı arkadaşlar. Alo. Alo, Ha, sizin sesiniz şimdi geliyor bana. ha, evet, Geliyor mu şu anda sesiniz? gelmeye başladı. Mikrofona biraz daha yakın konuşursanız çok sevinirim Şaban Bey, biraz daha yüksek sesle. Evet, şimdi geliyor mu sesiniz? Evet, şu anda daha iyi geliyor. Evet, sizinki de bana geliyor. Evet. Yanılmıyorsam buyurun. Tamam, sesinizi dinliyorum tekrar. Şaban Bey, size bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii buyurun. Şu anda ülkemiz ve bütün dünya pandemiyle ciddi anlamda bir mücadele içerisinde ve artık uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma seçenekleri hayatımızın içerisine girdi. Şu anda uzaktan eğitimi nasıl değerlendirirsiniz? Sizin de şu anda uzaktan eğitim alan öğrencileriniz, çocuklarınız var mı? Bir dönem çok ciddi bursla ilgili çalışmalarınız olmuştu. Yine hala devam ediyor mu? Eğitim adına neler yapıyoruz? Biraz bahseder miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim, uzaktan eğitim, evet eğitimin olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi. Ama ben bireysel olarak şahsi kanaatim ve de alan olarak yüz yüze eğitimden olmazsa olmazlarından eğitimin. Şimdi uzaktan eğitim, evet bir yönüyle zorunlu günümüzde. Maalesef bu pandemi süreci hepimizin başında maalesef bu olumsuz yönüyle bulunuyor şu anda böyle bir hayatın akışı içerisinde. Uzaktan eğitimsiz olmaz. Ama yüz yüze eğitimin yerinde hiçbir eğitim tutmaz. Şimdi şöyle söyleyelim. Benden bir yönüyle avukat ama diğer yönüyle Türkiye'de Akıl ve Zeka Oyunları Federasyon Başkanıyım. Dernekler oluşturuldu ve Türkiye'de geçen yıl itibariyle pandemi başlanıncaya kadar 1 milyon üzerinde öğrencinin yarıştığı bir Türkiye turnuvamız vardı. Onun dışında Beyoğlu'nda bir vakıf başkanlığı yapıyorum. Yine eğitimle ilgileniyorum. Gördüğüm şey şu, özellikle yani Mart'tan bu yana üniversitelerimiz kapalı. İşte peyderpey okullarımız temel eğitim, orta öğretim yavaş yavaş kısmi olarak açılıyor. Ama baktığımız zaman öğrencilerdeki fikirde oluşan duygu da şu yönde, yüz yüze eğitimin yerini kesinlikle ve kesinlikle uzaktan eğitim tutamaz. Ama belli bir periyotlarda, belli alanlarda uzaktan eğitimde mutlaka olmalı.
bunun pozitif yönleri ortaya koyarak eğitimde değerlendirilmeli. Dolayısıyla şu süreç zorunlu kıldığı için bizi uzaktan eğitimle bu alanlarda değerlendirmelerimizi yapabiliriz, eğitimlerimizi tamamlayabiliriz. Ama inşallah bu iş bittiği zaman sağlıklı bir şekilde bittiği zaman mutlaka yüz yüze eğitim azami derecede olmalıdır diye düşünüyorum. Peki burs çalışmalarınız vardı. Yoğun bir şekilde bir dönem devam ediyordu. Yine hala devam ediyor mu? Şimdi bizim burs çalışmalarımız olur. Vardır. Belli amaca yönelik burslarımız vardır. Kendi alanlarında devam ediyor. Üniversitelerin açık olmadığı dönemde burs çalışmasında şu anda çok öyle bir şeye takdir sayar bir şekilde devam edeceğiz söylenemez. O sebeple beyler işte dediğim gibi günün şartlarına uygun şekilde devam edebilir. Doğru diyorsunuz. Peki Şaban Bey, ekranlarımız aracılığıyla eğitim adına açılan televizyonumuz, Üniversite TV aracılığıyla öğrencilere ve Türk halkına mesajınız ne olur? Valla şunu söyleyebilirim. İşte karşılaştığımız bir tüm dünyanın cederleştiği bir Covid salgını malum. Ülkemizde bu girdabın içerisinde. Buradan çıkabilmemiz için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Öğrencilerimizin, velilerimizin, çalışanlarımızın, hocalarımızın, okullarımızın. Dolayısıyla kendimizi üzerine düşen görevleri yaptığımız sürece biz buradan asgari bir zedelenmeyle, asgari bir açıkçası etkilenmeyle çıkabiliriz diye düşünüyorum. Hepimiz üzerine düşeni yapmamız gerekiyor. O sebeple de ben sizler aracılığıyla bizi dinleyenlere önümüzdeki süreçte, bu pandemi sürecinde bize söylenenlere, özellikle uyarılara dikkat ederek, yerine getirerek bu süreci geçirirsek güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Üniversiteli gençlerimiz yarının inşallah bu Türkiye'nin her biri bir alanda olacak. Her biri kendi görevinin başında olacak. Her biri belki de o ülkenin yöneticisi olacak. Onlardan beklentimiz büyük. O sebeple de bulundukları dönemi, eğitim sürecini iyi değerlendirdikleri sürece kendilerine hayatın katılarını, hayatın tecrübelerini edindikleri sürece de bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki süreçte elbette ki diplomalar çok önemli. Ama diplomadan daha önemli olan şey bizim becerilerimiz olacak. Bu becerilerimize de katkılar sağlayarak özellikle hayatımızda, yaşamımızda devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum tekrar bu alandaki çalışmamızdan dolayı. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.